Efendim taksici Oğuz Erge'yi artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Hepimizi derinden üzmüştü onun ölümü. CHP lideri Özgür Özel katledilen taksici Oğuz Erge'nin ailesinin ve meslektaşlarının bulunduğu taziye evini ziyaret etti. Özel alınabilecek tedbirler noktasında biz bu konuyu bu hafta meclise gündeme getireceğiz dedi. Oğuz kardeşimizin yaşadığı bu sefer takside bulunan kamera sayesinde hepimizin gözünün önünde oldu. Bu yüzden de bir kat daha fazla irkildik. CHP lideri Özgür Özel canice katledilen taksi şoförünün ailesini ziyaret etti. Seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim hiç olur mu diyen birine, parayı baştan istemeyen birine ve o kadar iyi bir insana karşı giriştiği bu vahşice, zalimce cinayet hepimizi kahretti. Taksici Oğuz Erge 31 Ocak'ta Gazi Emir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı üşümesin diye aracına almış, zanlının silahlı saldırısı sonucu yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. İnsanıyım, gezilir adamıyım. Korkunç cinayetin görüntüleri tüm Türkiye'yi yasa boğdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de Erge'nin ailesini taziye ziyaretinde bulundu, acılarını paylaştı. Ümit ediyorum bu büyük kayıp bundan sonraki taksicilerin evlatlarının yetim kalmaması noktasında bir kazanıma dönüşebilir. Özel taksicilerin güvenliğiyle ilgili tedbir alınması gerektiğini ve bu konuyu meclise taşıyacaklarını belirtti. Birebir bu mesleği yapanlarla konuşarak, dernekleriyle, odalarıyla görüşerek nasıl tedbirler alınabilir düşünülecek. İlk akla gelen bir güvenlik kabin konusu var. Evet, ekonomi diyelim efendim. Bu da bizim malum vazgeçemeyeceğimiz bir başlık. Enflasyon Ocak'ta %6,70 arttı. Yıllık enflasyonsa %64,86 oldu. Verileri değerlendirdi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Enflasyonun Ocak'ta geçici etkiler nedeniyle yükseldiğini, Şubat'tan itibaren aylık enflasyonda kayda değer bir düşüş olacağını belirtti. Haliyle açıklamalarında başka detaylar da var. Gelin onları da haberimizden izleyelim. Yılın ilk ayına ilişkin enflasyon verileri belli oldu. Tüketici fiyat endeksi Ocak ayında %6,70 arttı. Yıllıksa %64,86 olarak kayıtlara geçti. Ocak ayında bir önceki aya göre en fazla artış %17,68 ile sağlıkta görüldü. Sağlığı %12,17 ile lokanta ve oteller izledi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan paylaşım yaptı. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimiz dedi. Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek %6,7 gerçekleşirken yıllık enflasyon %64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz. Şubat'tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir.